Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizler için hazırlamış olduğum bugünkü videomda oldukça geç bayatlayan tuzlu misket kurabiye tarifim var. İsterseniz dondurucuda muhafaza edin, isterseniz bir cam kavanoza kaldırın. Aylarca kullanabileceğiniz harika kurabiyeler bunlar. Hemen sizleri vakit kaybettirmeden tarifine geçelim. Uygun bir yoğurma kabına 50 gram kadar margarini ve üzerine de 1 çay bardağı sıvı yağını alalım. 2 yemek kaşığı dolusu pudra şekeri ve 1 tatlı kaşığı da tuz ilave edelim. Bir yumurtanın da akını ilave edelim ve sarısını da üzerine sürmek için ayıralım. Daha sonra elimiz yardımıyla biraz yoğuralım. Ve içerisine 2 yemek kaşığı dolusu çörek otunu ekleyerek yoğurmaya devam edelim. Ve yine kuru malzemeleri eleyerek yoğurma kabımıza alalım. Yaklaşık 3-3,5 su bardağı kadar un ilavesi yaptım ben. Siz yine temkinli olun arkadaşlar. Ve son olarak 1,5 çay kaşığı da karbonat ilave ettikten sonra ele yapışmaz yumuşaklıkta bir kıvam alıncaya kadar yoğurmaya devam edelim. Unu mutlaka tek seferde değil de bu şekilde yedire yedire azar azar ilave edelim. Bu tarife eğer elinizin altında varsa bir paket mahlepli kabartma tozu kullanabilirsiniz karbonat yerine arkadaşlar. Çok daha güzel sonuç elde edersiniz. Hamurumuz istenilen kıvama geldi. Artık ele yapışmayan gayet güzel bir hamurumuz var. Şimdi bu hamurdan küçük küçük bezeler alarak yuvarlamaya başlayalım. Bezelerin eşit şekilde olması için bu kullandığım yöntem gayet güzel bir yöntem arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde sıktıktan sonra elimiz yardımıyla yine yuvarlayarak tepsimize dizelim. Vermiş olduğum bu ölçülerden yaklaşık bir tepsi dolusu kurabiye elde ettim arkadaşlar. Dilerseniz iki katına çıkararak daha da fazla yapabilirsiniz. Tüm hamura aynı işlemi uygulayalım. Bu şekilde yuvarlayıp tepsimize dizelim. Sizleri çok sıkmadan hızlandırılmış versiyonuyla baş başa bırakacağım hemen. Hamurumuzun tümüne aynı işlemi uygulayarak tepsimize dizdik. Tepsiye dizerken çok fazla aralıklı dizmenize gerek yok. Pişerken çok fazla şişmeyecektir arkadaşlar. Ve şimdi ayırmış olduğumuz yumurta sarısını şöyle bir çırptıktan sonra bir fırça yardımıyla misket kurabiyelerin üzerine bu şekilde sürelim. Yumurta sarısının üzerine dilerseniz yine çörek otu serpebilirsiniz. Ben tercih etmedim çok fazla döküldüğü için.
Tüm kurabiyelerin üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında yaklaşık 12-15 dakika arası kızarıncaya kadar pişirelim. Ağızda dağılan hem tatlı hem tuzlu karışımı nefis kurabiyelerimiz hazır. Tarifimi beğendiyseniz lütfen birer beğeni bırakmayı, sayfanın en alt kısmından yorum yaparak kanalıma da ücretsiz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.